Ne diyor temel olarak? Başsavcıya gittim diyor. Hayır hocam. Bir dakika. Bir defa şu var. Herkes hukuk sistemini abuk subuk, yani şu var. Hukuk sistemi ve başsavcımız ve savcılarımız aslında bu laflarla rencide oluyor niye? Evet. Bir vatandaş savcıya falan gitmez. Niye? Bir vatandaş kendisiyle ilgili iddiaları araştırmak için ama UYAP üzerinden ama gidip savcılığın katibine yani adliyenin şeyine bırakır ve gider. Öyle savcıyla falan savcı da şunu demez. Hiçbir savcı demez. Başkanım yok siz rahat olun falan demez. Bu laflar ne biliyor musun? Suç duyurusu yok diyebilir. Gücü olan insanlar. Mesela niye Sayın Dursun Özbek başsavcıya gidebiliyor da sokaktaki süpermarket dolandırıldığında süpermarketin patronu... Hocam Galatasaray Başkanı hocam. Bir dakika. Hani kanun nezdinde hepimiz eşitti. O ne alakası var galiba? Bir müsaade edin. Öyle olmaz. Bu bir. İki. Bu iş diyor Florya arazisinden sonra patladı. Bakın. Türkiye'de bütün kavgalarda da böyledir. Bazen belki bunu Florya tetiklemiş olabilir. Doğru, doğru. Ama olayın olup olmadığı gerçeğini değiştirmez. Ayrı. Orası sana katılıyor. Yani mesela bugün bir illegal mafya lideri çıkıyor açıklamalar. Ya bu adam zaten mafya lideri, kirli adam, kriminal adam. Bunun dediklerine itibar edilmez denmemeli, araştırılmalı. 17-25 Florya olayı gibi işte bu. Florya olayı bu olayları tetiklemiş olabilir. Herkesin bildiği, içte bildiği bazı profesyoneller, Hayri Kozak, Fatih Altaylı vesaire vesaire. Florya'da dolayı tetiklendikleri için bunu ifşa etmiş, doğru, bunu patlatmış olabilir. İç savaşın parçası çok onda. Çok önemli bir şey var. Doğru. Çalınan Galatasaray'ın parası değil. En büyük yanılgı. Galatasaray parasını alıyor. Kara borsa yapan insanlar bu parayı cebellezin yapıyor. Hocam bu işi kaç kişi yapıyordu sence mesela? Müsaade edin anlatacağım. Ay kaç kişi yapıyordu şimdi mesela? Çok basit. Bu kara borsa işi. Yani şimdi biz beşimiz kara borsa işi yapsak. Evet. Birbirimize güvenebilir miyiz hep? Devamlı. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? 6 ay sonra apa ayrıldı aramızda. En zor yıkılan ortaklık evet, suç ortaklığıdır. En zor yıkılan ortaklık. Doğru. En zor kapışma suç ortaklığında olur. Çünkü herkesin arkası açık demektir. Evet. Fakat mesela Dursun Özbek'ten şunu beklerdim. Bir defa yanıltıyor. Galatasaray'ın parasını kimseye çaldırmam. Güzel. Ben de öyle tweet atmıştım. Ama çalınan Galatasaray'ın parası değil. Galatasaray bir biletten 1.000 lira alıyorsa zaten o 1.000 lirayı alıyor. Fakat o 1.000 liralık bileti, işte adlarını söylüyorum. Biletwise, liste, biletalsat, banabilet.com. Mesela buradaki şahıslar bu biletleri nereden, bu İşporto'da mı satılıyor? Biletler mutlaka ya kulüp ve veya dahil olarak Paso Lig'den bu adamların eline geçiyor. 1.000 liralık bileti 30.000 liraya sattığında Galatasaray'ın 1.000 lirası çalınmıyor. Abi, o 29 lira birilerinin cebine gidiyor. Dursun Özbek burada hedef saptırıyor. Çalınan Galatasaray'ın parası değil. Galatasaray'ı kisvesi altında. Amigo, tribün lideri, idareci, orada çalışan çocuklar. Oraya gel. Cebellezin yapıp parayı ceplerine atıyorlar. Ya hocam, bu işi gelelim bak orada bir şeye söylüyorum. Ya bir dakika müsaade edin. Birisi dese ki Fatih Altaylı dese ki. Fatih Altaylı'ya sesleniyorum. Mesela örnek olduğu için. Beyaz TV Fulya'da içinde Ahmet, Sinan, evet, Rasim'in olduğu 3 kişi. Evet. Hasan alıyor. Pire Hasan alıyor. Parayı Sinan'a, Ahmet'e, Ertem'e geliyor. Bu çıkmaya başladı. Ben ne yaparım biliyor musun? Hemen. Derim ki tüm televizyonlar gelsin. Tamam. Ama bir dakika sonra. 10 gün sonra değil. Tüm televizyonlar gelsin. Bunu kim söylüyorsa. Haysiyetsizdir. Konuşacağım diyor divanda. Hayır, geçmiş olsun. 10 gün geçti. Hocam fark etmez, konuşacağım diyor divanda. Hatta. Hocam hatta, sen de tribün liderlerini suçluyor musun? Galatasaray tribün. Bunun içinde. Galatasaray ama Ultra Aslan ama başka bir hocam, grubun içinde. Hocam bir kulüp başkanı. 20 tane isimleri söylerim. İsimler bende hepsi hocam, mevcut. Hocam bir kulüp başkanı, bir yönetici, bir tribün lideriyle nasıl iş tutar ya? Hayır ben kulüp başkanı demedim. Ben kulüp başkanı hocam, demedim. Hocam bir şey söyleyeceğim. Hocam, eski yıllarda ben kulüp adam başkanı demedim. Hocam bir şey söyleyeceğim. Hep olan bir şey Türk futbolunda. Adam savcıya gideceğim diyor. Evet. Suç durusunda bulunuyor. Tamam. Bu işi araştırın diyor. Onun da sebebi söyleyeyim mi? Savcı ne yapar? Onun da sebebi söyleyeyim. Masaya yazar. Masaya yazar. Öyle olmaz o. Bir dakika. Onun da sebebi söyleyeyim. Normalde Dursun Özbek başsavcımız Şaban Bey'e gitmeyecekti. Önce Galatasaray yöneticileri dediler ki açıklamaları var. Başsavcıya gitmeden 2 gün önce.
bağımsız denetleme kurulu oluşturalım. Bağımsız denetleme kurulu ile anlaşalım. Gel kardeşim, bizim araştır. Ben dedim ki bırakın bu işleri. Bağımsız denetleme kurulu masaktan kağıt alamaz, HTC kayıtlarına bakamaz, ekranları, kameraları inceleyemez. Böyle bir hakkın yok. Onu ancak devletin yargısı yapar. Yargı kararıyla olur. Masak, efendim, masak başkanı hocam, kardeşim. Hocam masacı bakar hocam. Yazar talimat veriyor ya. Böyle yapmayacaklardı. Sonra... Ama hocam sen hiçbir şey mutlu etmiyor. Ama adam masakçıya gittim diyor. Prosedürü bilmiyorsun. Bir gün sonra perşembe günü divanda konuşacağım diyor. Prosedürü bilmiyorsun. Yani ya. Prosedür öyle prosedür işlemez. Ya yok ki, hocam ne prosedürü? Önce işi savcılığa ya gitmeden bağımsız denetleme kuruluyla boğmaya kalktılar. Sonra Fatih Altaylı vesaire diğer insanlar savcılığa suç duyurusunda bulunacakları için iyisi mi dedi? Ben onlardan önce bulunuyorum. Peki bu bunlar işten hep... bir şey çıkacak mı sence? Bak olayı var. Şunu belirteyim hocam. Bu işten bir şey Fatih çıkmazsa Altaylı ne olacak? Fatih Altaylı ultra aslanla kavgalı biliyorsun. Onun başı ultra Sabahattin'de. Karıştırmayalım. Fatih Altaylı kavgalı. Şahısları karıştırmayalım. Fatih Altaylı'nın ultra aslanla yani tribün şey liderleriyle ve taraftar gruplarıyla hesaplaşma arzusu var. Peki, bu ona güzel peki, bir şey verdi. O zaman ben size soruyorum. O da diyor ki bu bir dakika. Çocuklar size soru soruyorum. Filistin şeyinden arkadaşlar, rahatsız o. Size iki tane. İki tane. Sor hocam. Kemik gibi sorun var. Sor hocam hemen. Bugün dünya genelinde internet dünya genelinde bir şey. Tamam. Adını verdiğim Biletwise liste. Bilet Alsat. Bana bilet.com. Bunlar bu belki daha iyi şey verdi. Burası, bu internet siteleri. Tamam. Biletleri nereden buluyor? Şimdi bakkal ekmeği nereden alır? Fırından. Bakkal yoğurdu nereden alır? Yoğurtçudan, fabrikadan. Bu biletler alabilmen için ya kulüp profesyonel ve yöneticileriyle irtibatın olacak ya erken da Pasolik'teki birileriyle irtibatın olacak ki bileti sana geçecekler. Bileti sana geçecekler. Sen bu bilet 1000 liraysa 30 bin liraya satacaksın. 29'u sana yedirmezler. Bu 29'un yüzde kaçını, 5 lirasını kendine alırsın. Geri kalan 24 bin lirayı kimlere veriyorsun? Şimdi bu tür işlerde yani umumiyetle banka hesap hareketleri kullanılmaz. Ama HTS kayıtları çok abi net yani çıkar hocam, ortaya. Tamam insanlar... Biz bu tek bir Ertem sana soruyorum. Bu 4 tane hep kara borsa bilet sitesi. Biletleri nereden alıyor? Birinci sorum. Devrediyorlar birbirlerine. Ya devir maça gitmeyen devrediyor. Hayır sen buraya devredemezsin. Şey kulübe devredeceksin Pasolik üzerinden. Bunlar yok bunlar üçüncü. Onlar belki önceden alıyorlar hocam. Nereden? Önceden alıyorlar. Önceden kara borsa troll giriyorlar alıyorlar. Kara nasıl alıyor? Hangi numaralara göre alıyorsun? Efendim? Numara bileti öyle o eskiden de bizim ağımıza. TC'ni girmeden hocam, bilet alamazsın. Peki ben yarın gideyim. Ben başkana bunu sordum ama. Evet ne dedi? Ben başkana sordum. Evet. Böyle yaptı. Doğru. Bunun hesabını soracağım ben dedi. Bunlar nereden çıkıyor? Ne isimmiş? Bir sürü diyor müsaade bana gönderiyorlar. Ben şimdi sana ha güzel. Bir sürü diyor. Müsaade eder Sinan misin? Abi, bir gene bir bilet problemi müsaade eder misin? Müsaade eder misiniz? Şimdi soru bir. Bu soruya cevap alamadım ben. Ne Dursun Özbek'ten ne Ertem Şener'den. Yok hayır ben söylediğini söylüyorum. Şimdi ben sana söylüyorum. Bunlar gidip bu biletleri şarküteriden alamazlar. Matbaadan da. Bunlar ya Galatasaray'ın profesyonelinden ya Galatasaray'ın yöneticisinden ya da Pasolik'teki elemandan alırlar. Veya üçünün de ittifak olduğu bir gruptan alabilirler. Teorik olarak konuşuyorum. O eskidendi. Gişeye git, al parayı, kimlik gösterme, paranı al. Şimdi bunlar nereden alıyor? İkinci soru, en ölümcül soru. Bütün yıllar yılı gelen, ne zaman ki bu kara borsa olayları patladı, bir kişi kara borsa olayları patlamadan önce biletler bir saniyede tükenirken evet. Young Boys Şampiyonlar evet. Ligi hayati en ön eleme peki, maçı öncesi. Doğru. Maçın başlamasına yarım saat kala. Bu ne demek biliyor musun? Bu ne demek? Hocam sana bu ne demek bir şey biliyor musun? Bu ne demek? Ha, pabuç pahalı. Yusuf korktuk. Sana ama bırakın hiç bu işlere girmeyin. Sana bir soru sorayım mı? Her şeyi sor. Sen kulüp başkanısın. Evet. Çok da zengin bir adamsın. Evet. Etrafında iki yönetici, 3-5 tane profesyonel, türbüncü falanla bu konuların içinde olur musun? Vallahi bir şey söyleyeyim mi sana? Hı. Ahlaklı yaşamak. Ve 74 kara borsa işi. O dursun. Ahlaklı, 74 yaşında. Ben tekrar söylüyorum. O Alper Narman'la yazıyor. Hayır bir dakika müsaade edin. Ben Dursun Özbey'in bu işten parasal nemalandığı konusunda şiddetle reddediyorum. Şiddetle reddediyorum. Şimdi soru şu. Bu para nerede kullanılıyor? Bu para kişilerin... Bu para kişilerin servetlerini arttırmak için yapılıyorsa bu kara borsa... Yaparak organize bir şekilde en az 3 kişi var ve hiyerarşi var. Nedir o 3 kişi? İdareci. İdareci Pasolik, tribündeki gruptan bir adam,
en az 100 kişi mi hiyerarşi var? Bir örgütlüsü hocam, şöyle. Anlaşma olmaz. Yani şu var. Transfer mi demek? Hocam, para kazanmak amacıyla suç örgütü oluşturma. Hocam, suçun o sağlıklı nevi... anlaşma olmaz hocam. Bir dakika. O sağlıklı yürümez o anlaşma. O 3 dediğin yer 3 benzemez, 5 benzemez, uymaz hocama. Niye sağlıklı yürümesin? Yürümez hocam. Adam belli 30'a satıyorsan 5'i sende kalsın. Anlaşamazlar, parayı bölüşemezler hocam. Bir dakika. Anlaşamazlar. Tamam, devam ediyorum. Bir şey, Türk milletine soruyorum bunu. Tüm Galatasaraylılara. Arkadaşlar, size de soruyorum tabii. Sizden de tabii, tatmin tabii, edici cevap istiyorum. 2 senedir basit bir lig maçında bile 1 saniyede tükenen biletler nasıl oluyor da Young Boys Hayati maçı öncesi maçın başlamasına 15 dakika kala bile bilet alınabiliyor? O anormal. Devam ediyorum. Herkese açık ama hocam, herkes dediği gibi korkuyor. Pasolik yazılımında yani iyileştirme istemişler. Ha, müsaade et, müsaade. Bunu da söylüyorum. Tezgah neydi? Cevaplıyorum bir hocam. Bir dakika ama hayat. Hocam bunu da kabul etmiyorsun ki, bak soruyorsun sen ya. Sen onu cevap ver. Söylüyorum bak, bana söyledikleri... Young Boys maçında biletler vardı, daha önce niye yoktu? Hocam Pasolik yazılımında iyileştirme istemişler. Bir, Pasolik yazılımında iyileştirme istemişler. Nedir ne değil dedi. İki, Hatay ve Young Boys maçında bu rahatlığı yaşadık diyor. Niye? Yani senin dediğin gibi nasıl bilmiyorum hocam. Ben, sen, mesela sence ben kafanı kullan. Söylüyorum. Kafanı kullan mesela. Hocam bak, bir de bir şey daha söylüyorum. İki bilet sepete at olayı varmış. İki bilet sepete at. Hani var ya Pasolik'te. Ha. Sepete iki bilet at diye. Ha. En iyi yer seç butonu yerine yer seç butonu diye bir şey çıkmış. Bunlara geç abi detayı. Ama soru, hayır ya efendim, soru o değil ki. Ben sana Pasolik nasıl iyileştirme yapıyor demiyorum. Soru şu. Bir sürü maçta son 2 yılda maç biletleri 1 saniyede tükenirken Young Boys maçında önce 10 dakika kala bile vatandaş girip biletini meşru fiyatla legal olarak nasıl alabildi? Bana bunu açıklayın. Bana bunu açıklayın. Bırak bana ne Pasolik butonmuş butonmuş. Sen diyorsun ki yolsuzluk ortaya çıktığı için korkuları açtılar. Sen ne diyorsun? Bu Türkiye'deki en basan zekalı insan bile. Bu düşünce akla yatkın diyor. Peki evet. İkinci, Dursun Özbek bir vatanmış gibi açıklıyor. Artık bundan sonra kombinesi olanlar önceden bildirdiği ismi, yani ben oğlum, karım ve amcama devredebilirim diye isim vereceksin. Daha önce zaten iş orada patlıyor. Herkes ben veriyordu. Gitmiyorum dedikten sonra o biletin akıbeti nerelerden dönüp geliyor. Bunu niye yaptılar? Peki soruyorum. Bu kara borsa olayları patlamadan önce kulübe devrettiğim biletler, ki ondan sonra akıbeti belli değil. Bu iş patladıktan sonra niye bundan böyle 3 kişiye devredebileceksin diyorlar. Ne diyorsun mesela? Niye hocam? Sence zeki adamsın. Ben bilmiyorum. Ben sana soruyorum. Hayır, ben senin fikrini soruyorum. Hocam, çakar onu güzel yakalıyor. Hocam bu arada geçen sene bak, bunda bir bağlantı kurabilecek misin? Geçen sene 733 kişi Fenerbahçe maçında, Ahmet hocam. Dinliyorum. 733 kişi biletlerini devretmiş. Young Boys maçında bu olaylardan sonra 7513 kişi. Evet. Evet. Buradaki matematiği nasıl anlatırsın? Bir daha söyle bakayım. Fenerbahçe maçında geçen sene bu iddialar falan oldu. Yani 733 kişi. Bu sene bu olaylar, hani iddialar ortaya atıldıktan sonra 7513 kişi. Çok güzel açıklaması oldu. Yapayım. İki nedenden dolayı. Bir, geçen sene Fenerbahçe Galatasaray maçı korkunç hayati maç. Fakat bu seneki maç bir, televizyon açık kanaldan veriyordu. TRT1, Allah onlardan razı olsun. Bir, iki, herkes daha tatilde gibiydi. Hani varlıklı adamlar, o kombineyi alanlar. Evet. Ve TRT verdiği için de, hava da çok sıcak olduğu için, bir de maç 21.45 olduğu için, ben oturayım evimde çayımı kahvemi içeyim, yemeği yiyeyim, 21.45 TRT aslanlar gibi seyredeyim dediği için 7500 kişi devretti. Hocam bak, bu sana iletmem gereken bir mesaj var. Kimden? Bundan sonra ismi söylemeyen adamlardan mesaj kabul ediyorum. Hayır ediyorum. Hocam. Pek kabul ediyorum. Önemli bir isim. Söyleyebilir miyim hocam? Tabii hocam, söyleyebilir miyim? Hocam, ya özür dilerim, ben biraz sertleştim ama. Hocam önemlidir ya. Benim şeyim de şu var. Hocam dinler misin? Hocam abi, bir şey söyleyeceğim. Kimseyi kollamam kardeşim. Hocam, kendim bile kollamam. Kimseyi kollama değil de. Biraz daha hocam. Biraz hocam bak, bazı şeyleri bazı adamlara yakıştırmak lazım. Yani ben tanıdığım için söylüyorum Dursun Özbek. Onun için kayıtsız kalamıyorum. Ben hayatım, yakıştıramam. Hayatım, ben Dursun Özbek bu Dursun işten nemalandı. Ağzımdan bak, bir laf çıktı bir mı? Bir de ne biliyor musun hocam? Ben böyle bir adam olduğum için 4 kişi 5 kişi toplanacak. Bir akçeli işe gireceğiz falan. Bu akçeli işe ben zaten bunu yapamam. Utanırım. Anladın mı? Tamam. Birini şimdi biri, yani bir yolsuzluğu, o beraber olduğum insanla ya o yolsuzluğu yapamam, utanırım. Şimdi size, çünkü şimdi size rezilliği anlatıyorum. Utanırım. Hocam, ben bir dakika hocam. Ama bir dakika, hocam, bitireyim. Bak. Ya ben utanırım yani. Bir dakika, hocam, bir dakika. Sinan bitirsin. Ben utanırım yani. Ben şimdi 4 kişisizle beraber, değil mi? Birilerini kandıracağız. Bizim cebimize haksız para girecek, değil mi? Ben utanırım yani, size bakma ya. Ulan paket vermeyecek para girecek. Ben böyle görüyorum. İnsanları da böyle düşünüyorum. Ama ben Dursun Özbey'i çok iyi tanıdığım için. Dursun Özbey'in bu işte yok. İş hayatında 0 numara hatası olmayan 10 numara bir adam olduğunu Sinan düşünüyorum. Sinan'cığım. Bak, Sinan'cığım. Bilmiyorum ne olduğunu. Sinan'cığım. Ama
O Eray Bey'in var mı şeyi? Var ama reklama girmeden. 10 saniye izin ver. Sana bir mesaj var. Çok önemli bir cümle. Onu oku. Reklamdan sonra oku. Bot saldırıları oluyormuş. Ne? Hocam Pasolik'te. Bak Pasolik'te bot saldırıları. Hack canım. Sen de hiçbir şeye inanmıyorsun. Bot saldırıları. Sen de hiçbir şeye inanmıyorsun. Her şeyi biliyorum. Hep sen kendini söylüyorsun. Olmaz mı bot saldırıları? Bir reklama. Bir dakika hayır. Yakalandılar. Yine yakalandılar. Bunu sana mesajı niye verdiler biliyor musun? Her şeyi. Çünkü. Bot saldırısına soktular işi. Niye biliyor musunuz? Pasolik bot saldırıları. Müsaade edin. Galatasaray Fax mavi tıklı bir hesap var. Resmi ve ciddi bir hesap. Sahibisi uyumu belli. Galatasaray'da Young Boys maçı için satışa sunan biletler 2 saat sonra tükendi. Mantıklı. Ama arkasından Galatasaray Fax bir açıklama daha yapıyor. Galatasaray Young Boys karşılaşması için Pasolik'te çok sayıda bilet mevcut. Maça gitmek isteyen Pasolik'ten bilet arayan alabilirler. Şimdi... Hocam bu mesajı sana atana inanıyorsun. Mesaj değil buyurun ya. Hayır tamam neyse. Hocam hayır, o buyurun. Daha kötü. O hayır daha kötü. Buyurun yaklaştır. Hocam o daha tekrar kötü. Tekrar söylüyorum yaklaştır. Hocam başkanın dediğine inanmıyorsun kardeşim. Buna dediğine inanıyorsun. Ben Şemre ona demiyorum. Galatasaray Fax. Kulübün başkanı. Bakın Galatasaray Fax. Kulübün başkanı Galatasaray'ın en yüksek mertebesi olan Divan Kurulu'nda Perşembe akşamı konuşacak. Cuma günü de burada milli maç program yapacağız. Perşembe akşamı konuşacak hocam. Kardeşim. Orada herkese konuşacak. Bak kardeşim başkan konuştu ben onu geç. Ben Türk savcılarına. Türk yargısına koyuyor. Adam savcıya gidiyor sen ona da hocam, olmadı diyorsun. Ben savcıya gidiyorum. Önce savcıya gitmeyecek diyor. Ya nereye gidecek hocam? Son dakika hocam yine susar mısın kardeşim dedim. Bak yine taşa atıyorsun beni ya. Susar mısın dedim. Evet susar demedi, mısın kardeşim. Demedim. Ben öyle şey demedim. Dedin vallahi dedin. Demedim. Bak demedim yalan söylüyorsun. Yemin ediyorum dedim. Kur'an çarpsın demedim. Allah çarpsın dedim. Ya demişsem inkar etmem demedim. Ya tamam ya hocam.